Çok üzücü bir kayıp haberimiz var. Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti. Sözü çocukluğumuzun fenomen yarışması bizim jenerasyonun. Evet hayırla. Hafızalarımızda kazınmış çok değerli bir isim. Fenomen sunucu Erkan Yolaç tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Buse Deviren Uludağ telefon hattında. Hastanenin açıklaması var. Bilgileri alalım Buse'den. Buse. Evet Serap Belet hepimizin tanıdığı, severek de izlediği geçmişteki o programlar Evet Hayır yarışmasıyla hafızamıza kazınmıştı. Duayen televizyoncu Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybetti. Neden hayatını kaybetti? Hastaneden de bir yazılı açıklama geldi. Aslında dün akşam saat 21'de hayatını kaybettiğini belirtti hastane yaptığı açıklamada. Solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatışı gerçekleşti duayen televizyoncunun. Ardından da yoğun bakıma alındı. Bu tedavi sürecinde de tabii 89 yaşında ileri seviyede olduğu için çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün yapılan açıklama bu şekildeydi. Yattığı hastaneden, hayatını kaybettiği hastaneden 16 Mayıs yani dün akşam saatler 21'i gösterdiğinde bizlerin de geçmişte o Evet Hayır yarışmasını sıklıkla takip edilen dönemlerde hafızaya bu şekilde kazınmıştı. Televizyon dünyasının da sevdiği usta duayen bir televizyoncuydu kendisi. 89 yaşındaydı. Dün akşam saatlerinde saat 21'de hayatını kaybetti. Hastanenin baş hekimi bu açıklamayı yaptı. Solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye başvurmuştu. Ardından da yoğun bakıma alınmış. Tedavisi devam ettiği esnada da ne yazık ki çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Cenaze bilgileri de elimize ulaştığı zaman biz de süreci takip edeceğiz. Bir kez daha hem sevenlerine hem de yakınlarına başsağlığı dileyelim. Duayen televizyoncu Erkan Yolaç'ı dün akşam saat 9'da ne yazık ki kaybettik. Serap Belet tekrardan sözü size bırakın. Evet, çok değerli beyefendi, hepimizin severek saygıyla andığı bir kişiydi. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına sabır diliyoruz. Nur içinde yatsın, 89 yaşında Erkan Yolaç'ı kaybettik.